Herkese yepyeni videodan selamlar ailem. Kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Beni yeni gören ve yeni tanıyan arkadaşlar varsa ismim Nevra. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün BİM'e daha önceden gelen kaş bakım setini incelemek için video başlattım. Şöyle bir set gelmişti BİM Aktüel'e, görmüşsünüzdür belki. Ben bu seti özellikle almak istedim. Çünkü kaş ürünlerini, hatta kaş tarama ürünlerini çok seviyorum. İlk defa da böyle bir set aldım. Şimdi bu seti sizlerle birlikte deneyeceğiz. Normalde beni takip eden arkadaşlar biliyordur. Ben kaşlarıma yanlış hatırlamıyorsam bir 2,5 ay önce mikroblading yaptırmıştım. Görüyorsunuzdur zaten, şuradan anlıyorsunuzdur, şu kaşın bir tık daha düşük diğerinden. O yüzden mikroblading işlemi yaptırdım. İlk yaptırdığınızda bu işlemi çok güzel oluyor ama daha sonrasında tabii ki yağ bazlı temizleyici, işte su bazlı temizleyici, güneş kremi sürdüğünüz için ve cildinizi temizlemek zorunda olduğunuz için ne kadar yıkanırsanız o kadar çabuk akan bir işlem. Kaşlarımın durumu bu şekilde. Bunu bir Aktüel'den almıştım. Söylediğim gibi Leonis markasının kaş bakım seti, içerisinde 5 parça yer alıyor. Kaş usturası, cımbız, kaş şekillendirme makası, kaş boyama fırçası ve kaş tarama maskara fırçası yer alıyor. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Videoda bunu sizlerle denemek için açmadım ürünü. Şimdi hemen şöyle birlikte açalım. Normalde bu tarz ambalajları açma özürlüsüyüm ama bakalım açabilecek miyim? Merak ediyorum. Evet, açabildim. Kendimi kutluyorum. Şöyle göstereyim yine yakından. Özellikle şunun için almış olabilirim. Çünkü kaşlarımız biliyorsunuzdur çok uzuyor. Genellikle eşit bir şekilde kesmek benim için zor oluyor. Kendi adıma konuşayım. Şöyle hem tarayıp hem kesen bu parçası olduğu için bu seti almak istedim. Şimdi bu arada kaş ürünlerinden en çok sevdiğim ürün de şu kaş tarama fırçaları oluyor. Genellikle önce bir şöyle şununla kaşımızı tarayalım. Kıl yapısına bakıyorum. Kıl yapısı gayet yumuşak. Çok güzel bir kıl yapısı varmış. Tüyleri gayet yumuşak ve güzel tarama sağlıyor. Bakın. Şimdi bunu da tarayalım. Şu kaşımla şu kaşım arasındaki eşitsizliği görüyorsunuzdur. Bu biraz daha gür, bu biraz daha seyrek ve bunun bu kısmı da uzun. O yüzden kesmeye ihtiyaç duyuyorum. Genellikle şunu merak ettim ne diye. Bu da kaş doldurma fırçasıymış. Şöyle kesik uçlu. Aslında bunu eyeliner fırçası olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle bir kaş doldurma fırçası. Ben genellikle kaşlarımı doldurmuyorum. Kaşlarımı doldurduğum için bu çok fazla benim kullanacağım ürün olmayacaktır. İki tane de şöyle aparatı var. Şu zaten cımbızı. Şöyle göstereyim. Bir ucu cımbız, bir ucu tarak. Çok güzel yapmışlar. Cımbızın ucu da şu şekilde. Bayağı bir sivri. Şöyle de ucunda aparatı var. Şöyle göstereyim. İlk defa aldığım için bu seti denemedim de videoda sizlerle deneyelim diye. Ve işte en sevdiğim parçası arkadaşlar. Bir yandan tarama işlemi yaparken, kaşlarınızı tararken bir yandan da fazla kısımları kesecek. Asıl bunun için denemek istiyordum bu seti. Yani biraz böyle şey, çok hızlı hareket ettirmiyor şu kısmı. Biraz böyle şu kısmı çok hızlı hareket etmiyor, tutukluk yapıyor. Bakalım birlikte bir deneyelim. Bir şey söyleyeyim mi? Seti bunun için aldım ama arkadaşlar hiç kesmiyor, inanın. Kaşlarımı hiçbir şekilde kesmedi. Yine göstereyim size, bakın. Gayet hüsranla sonuçlanan bir makas.
Bakar mısınız? Hiçbir şekilde kesmiyor. Yani elime tek bir kıl tanesi bile düşmedi. Gerçekten çok kör bir makasmış. Bunun için aldım. Özellikle bu olduğu için sette çok sevindim ama hiç güzel bir makas değilmiş. Bildiğiniz kör. Tabii ki diğer içerisinde yer alan ürünler etki görülecek ürünler. Bu zaten kaşlarımızı taramaya yarayan bir fırça. Zaten kaş doldurma fırçası. Aynı zamanda kesik uçlu olduğu için eyeliner da çekebilirsiniz. Bunların da zaten işlevi belli. Biri cımbız, biri tarak. Şuna da bir bakalım. Bu da güzel tarıyor. Bakın. Gayet güzel tarıyor. Şu cımbızı da hemen bir deneyelim. Kaşlarımda da alınacak yer yok ama. Eğer bu seti görürseniz sakın almayın. Çok kötü bir setmiş. Cımbızı da hiçbir şekilde kılları almıyor arkadaşlar. Yani zor tutuyor. Ucunun şöyle kesik ve sivri olmasına rağmen. Benim sadece beğendiğim parçası şu tarama fırçası. Şu yine tarama başlığı. Şunu denemedik zaten. Kaş doldurma yapmadım. Uzayan kaşları kesmediğine göre bu da fevkalade kesecektir. Bir deneyeyim bakalım. Hatta şu kısımda deneyelim. Bana gülerseniz haklısınız. Ucunu böyle bu şekilde küçük görünce hiçbir şeye benzetemedim ama bu güzel çıktı. Bakın. Şu kısımda birkaç tüyüm vardı. Onları güzel bir şekilde aldı. Bu gerçekten güzel çıktı. O yüzden bu da hadi kayda değer bir ürünmüş bu setin içinde. Ama gerçekten şundan hiç memnun kalmadım. Makası gerçekten çok kör. Hiç kesme yapmadı. Bir de cımbızı iyi değil. Yani İyi bir şekilde kaşlarımı alamadım bu cımbızıyla da. En çok sevdiğim şu iki ürün oldu içerisinde yer alan. Eğer alınır mı diye sorarsanız karşınıza gelirse bu ürün bence almayın, hiç gerek yok. Hani böyle bir seti alana kadar tek tek parça halinde alsanız bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama kullanır mıyım? Tabii ki kullanırım. Özellikle şu kaş tarama fırçasını ve şunu muhakkak kullanırım. Kaş doldurma genelde yapmıyorum. Şu an kaşlarımda mikrobleeding işlemi olduğu için. Ama bu da kullanılabilir bir fırça ve eyeliner çektiğimde de kesik uçlu olduğu için bunu eyeliner fırçası olarak da kullanabilirim. Canlarım. Bu arada artık Instagram'da daha aktifim. Biliyorsunuzdur. Takip eden arkadaşlarıma buradan çok teşekkür ederim. Eğer beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız şuraya Instagram adresimi yazdım. YouTube kanalıma da hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Umuyorum çok hoşunuza giden ve keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Sizi buradan kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle canlarım. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın.